Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkemizin çeşitli yerlerinde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarda ciğerlerimiz yandı. Bugüne kadar çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken bir kısmı ise maalesef halen devam ediyor. Yangının çıktığı ilk andan itibaren hem devlet yetkililerimiz, hem görevli personellerimiz, hem de yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlar var gücüyle yangınlara müdahale ediyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman yangınlarında ciğerlerimiz yandı. Telafisi zor da olsa el birliğiyle güçlü bir Türkiye olarak yaralarımızı saracağız. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun. Yangından etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edildi. Yaraların en kısa sürede sarılacağına inanıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak biz de bu konuda gerekli yardımları yapacağız. Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %259 ile patlıcanda yaşandı. Fiyat farkı salatalıkta %216, kabakta %206, nohutta ve maydanozda %200 oldu. Bu rakamlara baktığımızda patlıcan 3.6 kat, salatalık 3.2 kat, kabak 3.1 kat, nohut ve maydanoz 3 kat fazlaya tüketiciye satıldığı görüldü. Üreticide 1 lira 22 kuruş olan patlıcan markette 4 lira 38 kuruşa, 1 lira 40 kuruş olan salatalık 4 lira 43 kuruşa, 1 lira 41 kuruş olan kabak 4 lira 31 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 7 kuruşa ve 60 kuruş olan maydanoz 1 lira 80 kuruşa satıldı. Temmuz ayında markette 26, üreticide 17 üründe fiyat artışı, markette 9, üreticide 9 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Markette ve üreticide ise 7 üründe fiyat değişmedi. Fiyatı en fazla artan ürün markette karpuz, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürün markette çilek ve üreticide patates oldu. Temmuz ayında markette en fazla fiyat artışı %57 ile karpuzda görüldü. Karpuzdaki fiyat artışını %47 ile kuru soğan, %27 ile salatalık, %21 ile taze fasulye, %20 ile şeftali, %16 ile domates, nohut, kırmızı mercimek ve %15 ile patates takip etti. Marketteki en fazla fiyat düşüşü %17 ile çilekte yaşandı. Çilekteki fiyat düşüşünü %16 ile kiraz, %8 ile marul, %4 ile patlıcan, %3 ile yeşil soğan, %2 ile pirinç ve zeytinyağı izledi. Temmuz ayında markette kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, fındık içi, antep fıstığı, yumurta ve toz şeker fiyatında ise bir değişim meydana gelmedi. Temmuz ayında üreticide en fazla fiyat düşüşü %33 ile patateste yaşandı. Patatesteki fiyat düşüşünü %12 ile maydanoz, %7 ile şeftali ve kuru kayısı, %4 ile havuç ve yumurta, %2 ile patlıcan izledi. Patates, maydanoz, şeftalide fiyat düşüşünün nedeni hasadın yoğunlaşmasından kaynaklanıyor. Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan oldu. Bu fiyat yeni sezona aittir. Fiyat artışı sezon sonu olmasından, kuraklıktan dolayı yeterli ürün olmamasından ve talepteki artıştan kaynaklanmaktadır. Karpuzda ise Adana ve bazı bölgelerde hasadın bitmesi nedeniyle arzdaki yavaşlama ve yaz aylarındaki talep artışı etkili olmuştur. Limonda ihracattaki artış ve depolardaki ürünün azalması fiyat artışına yol açtı. Sivri biber, taze soğan, salatalık, çilek ve domateste fiyat artışı ihracat ve yurt içi talep artışından meydana geldi. Kırmızı mercimek ve yeşil mercimekte kuraklıktan dolayı ürün arzının düşmesi fiyat artışında rol oynadı. Ülkemizi yıllardır etkisi altına alan kuraklık 2021 yılında da gündemin önemli birinci konusu oldu ve olmaya da devam edecek. Sadece birkaç bölgemizi değil, neredeyse bütün ülkemizi etkisi altına alan kuraklıkla beraber birçok ilimizde görülen don, dolu, fırtına, sel, heyelan, tropikal rüzgar gibi sıra dışı meteorolojik olayların tarımsal üretime verdiği ürün kayıpları tahminlerin oldukça üstünde seyretmektedir. Tarımsal ürün kaybının gıda sektörünün tedarik zincirinde oluşturduğu aksaklıklar hızlı fiyat artışlarına neden olmakta, böylece fırsatçılara da gün doğmaktadır. Dünyada ve ülkemizde kuraklık riskine karşı bilimsel, ciddi ve kalıcı önlemleri şimdiden almazsak
ve yeterli üretimi sağlayamazsak kısa zamanda gıda güvencesinden de bahsedemez bir duruma geliriz. Üretici ülkelerden ucuz buğday, et, süt ve diğer ürünleri temin etme imkanımız bir süre sonra ya kalmayacak ya da yüksek maliyetlere almak zorunda kalacağız. Bu ülkelerden alım yaptığımız sadece ürün ithalatı yapmış olmayacağız. Gıda enflasyonu da ithal etmiş olacağız. Gerçekleşme ihtimali çok fazla olan bu durum, ülkemizdeki birçok insanımızın gıdaya ulaşamaması demektir. Kaldı ki paramız olsa da bazı ürünlerin ithalatı maalesef mümkün olmayacaktır. Ülkemizde daha önceki yıllarda duyduğumuz kıtlık ve erzak karnesi gibi kelimeleri kesinlikle unutmamalıyız ve kuraklık yüzünden bunlarla karşılaşmamak için en köklü tedbirleri de almakta asla gecikmemeliyiz. Sulanmayan alanların sulamaya açılması başta olmak üzere yapısal sorunlara odaklanmalı, eskiyen sulama kanalları yenilenmeli, basınçlı sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı, kuraklığa dayanıklı tür ve çeşitler desteklenerek bölgelere göre ürün desenleri oluşturulmalıdır. Ayrıca üreticilerimizin bu dönemde zaten yüksek olan elektrik ve su maliyetleri daha da artacağı için acil olarak elektrik ve sulama ücretlerinde indirime gidilmeli, üreticilerimize de verilen destekler artırılmalıdır. Bu tedbirler sayesinde ülkemizi başkalarına muhtaç etmeyen üreticilerimizin toprağa terk etmelerinin önüne geçmeliyiz. Kuraklığa bağlı yaşanan su kıtlığı sonucunda ihtiyaçlarımızı karşılayamayan üretimle karşı karşıya kalırız. Bu yüzden suyu tarımda en tasarruflu bir şekilde kullanmanın yollarından biri olan modern sulama sistemlerine üreticilerimiz daha fazla teşvik edilmelidir. Sulama sistemi kamu kesimi tarafından kurulup üreticilerimizin kullanımına verilerek kredi borçlanması yapılabilir ve belli bir süreden sonra makul taksitlerle tesisin geri ödemesi başlatılabilir. Devletimiz kuraklığın olumsuzluklarını azaltacak olan böyle yatırımları üreticilerimizin yapmasını beklemeden yapabilecek güçtedir. Aksi halde çiftçilerimiz sulama sistemi pazarlayan şirketlerin ve buna kredi sağlayan kurumların pek çok şartını kabul etmek durumunda kalmakta ve kısa vadeli aşırı borçlanmaya katlanamayacaklarını görünce de bu sulama sistemlerini kurmaktan vazgeçmektedir. Tarımsal üretim için kullanılan kredi borçlarını kuraklıktan dolayı mahsul alamadıkları için ödeyemeyen üreticilerimizin de mağduriyetleri giderilmelidir. Büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz mazot, gübre, tohum, yem ham maddesi ve bitki koruma ürünleri fiyatları dünya fiyatları ve döviz kurlarının artmasıyla rekor seviyelere yükseldi. Girdi kullanımında düşüşe sebep olacak bu durum tarımsal üretimde azalmayı beraberinde getirecek, ülkemiz gıda güvencesini olumsuz etkileyecektir. Son bir yılda üretici maliyetlerinde önemli ağırlığı olan üre gübresi %123, DAP gübresi %158, bazı tarımsal ilaçlar %75, besi yemi %60, süt yemi %63, elektrik fiyatları ise %56 artmıştır. Çiftçilerimizi üretime küstürmemek için tarımsal girdi fiyatlarını düşürecek tedbirler alınması devletimizin yapması gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Gübrede verilen destekleri artırarak mazotta olduğu gibi gübre fiyatının %50'si destek olarak verilmelidir. Destek verilmeyen karma yem ve bitki koruma ürünlerine destek getirilmeli, tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergi ve fonlar kaldırılmalı, fiyatta düşüş sağlanmalıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri bölgedeki üreticilerimizi zor durumda bıraktı. Karşılaşılan bu yanlış uygulamayla ilgili olarak Şanlıurfa Ziraat Odaları Başkanları ortak bir basın açıklamasıyla mağduriyetlerini kamuoyuna duyurdular. Oda başkanları kesintilerin devam etmesi durumunda hem Şanlıurfa ekonomisi hem de kuraklıktan daha sırtını doğrultamayan çiftçimizin büyük bir darbe alacaklarını belirttiler. Oda başkanları Depsaş Elektrik Şirketi'nin yaşanan kuraklıktan dolayı enerji sarfiyatının artıracağını bilmesi gerekirdi ve planlamasını ona göre yapmalıydı diyerek şikayetlerini dile getirmişlerdir. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanları çiftçilerimizin sağlıklı elektrik alacakları şekilde ekim planlamalarını yaptıklarını belirterek elektrik kurumunun bu kesintilere derhal son vermesi gerektiğini birliğimize bildirdi. Bu uygulamaya son verilmezse üreticilerimizin
zarar edeceği kaçınılmazdır.